Ah kadınlara sen de öleceksin ha. Seni böyle jelibonlar gibi. Senin için şakakları karınca alattıran adam diyebilir miyiz? Her yeri bir karınca alattırırım adamı. Kiki Aybike yaptı. Canım eline sağlık. Geçen sene bir tane film yaptık. Birlikte oynadık filmde. Ama özünde bizim beraber pek sahnemiz yoktu. Evet. Cahit abi filmde şoförü oynuyor. Ben de otobüsün yolcularından biriyim. Diyelim en basit haliyle. Ya birbirimizi de çok sevdik. Ne yapacağız, ne diyeceğiz, bir şekilde sahnemiz olsun filan. Bir yerde bir markete yanaşma sahnesi var. Market önünde bir şeyler konuşuluyor falan filan. Ama ne benim repliğim var, ne Cahit abinin repliği var. Ben de gittim. Marketten 2,5 litrelik bir tane Fanta aldım. Geldim. Cahit abi gelmel diyorum. Arkada işte sessiz bir oyun yapıyoruz. Tamam mı? Fanta. 2,5 litre Fanta alıyorum. Cahit abi ooo neyi yaptım falan filan. Ona veriyorum. O alıyor. Arabaya biniyor filan. Abi biz provada bir yaptık, iki yaptık. Bu arada ışık kaçıyor yani. Bir an önce çekilmesi lazım o sahnenin. Herkes harıl harıl çalışıyor filan yani. Biz de kimse bakmıyor. Biz arkada takılmamız lazım yani. 4-5 kişi orada. Böyle de saçma büyük şeyler yapmamamız lazım. Hele ki 2,5 litre turuncu bir şeyle kadrajın içinde olmamamız lazım. Onları kurguda koymuştur. Yok, kızdı ya sonra. Sonra yönetmen çekiyor arabada bir baktı. Arkada bir Cahit abiyle birbirimize Fanta veriyoruz, alıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ya dedi siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar dedi. Ya dedik biz de işte burada kendimize bir oyun bulalım. Hiç sahnemiz yok ki beraber filan dedik. Ya saçmalamayın bırakın şu Fanta'yı dedi. Fırçayı yedik, Fanta'yı bıraktık, devam ettik. Bir de benim şarkı muhabbetim var o filmde. Şarkı ezberlettiler. Şarkı söyledim otobüste. Ha evet. Abi, önce dediler ki şarkı söyleyeceksin. Ben de tabii hemen Orhan'dan, Ferdi'den falan az bildiğim. Yok abi dedi, başka bir şarkıcı var. Tamam, verdiler. Dediler buna ezberle. Akşam ben taktım kulaklıklar abi. Bütün gece mar 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 mar. Ezberledim, geldim. Dedim tamam, abi şarkı değişti dediler. Haydi. Telif'ten şarkı. Bunu, tamam, hadi dur. Bir günde öbürü. Geldim gene, abi biz bunu kullanacağız. Başka bir şarkı. Ya dalga mı geçiyorsun? Üçüncüsünü de ezberledim ama üçünü birbirine soktum ben. Ha, olur ama yani. Güzel. Kafa gitti. Makam yönünden gidiyor. Şimdi üçünün de makamı ayrı. Ben mesela bu şarkının sözlerini söylüyorum ama ilk şarkının makamıyla. İyi bir tarz, iyi bir yorum. Ben tabii bunu şey olarak gördüm böyle. Arabada oturuyor, aşırı ciddi bir şekilde kağıtlar var böyle. Abi yok, başa çıkamadım. En sonunda artık kağıda yazıp önümüze koyduk otobüste. Oradan okuyarak söyledik şarkıyı. Siz izliyor muydunuz? Hiç gerçek kesti izlediniz mi? İzlemez miyim? Ben çok izledim. Ben hatırlamıyorum ya doğru düzgün. Açıkçası. Ben de Cahit abiyle tanışmadan önce çok bilmiyordum. Hatta işte hep şey olur ya, biriyle tanıştığımda aslında sizi hiç bilmiyorum, hiç izlemedim ama diye numaralar yaparlar. Yanına gittim abi dedim. Hep böyle numaraları yaparlar ama ben gerçekten dedim bilmiyorum dedim. Cahit abi dedi ki ulan dedi bütün Türkiye izledi. Biz sen mi izlemedin dedi. Vallahi dedim ya bilmiyorum. Senin gibi bir şey dedim değil mi? İki kişi vardı Türkiye'de izlemeyen. Biri... Ben izledim de çok izledim. Flash TV zamanında çok ya izledim. Hocam o zaman televizyon yoktu zaten. Yani Star TV vardı Magic Box diye o zaman. Sihirli kutu diye. Bir de Flash TV vardı işte. Flash TV o zaman yereldi ama sonra genele geçince bütün Türkiye'nin izlediği bir şey oldu. Hani şöyle söyleyeyim, şu an 30-40 yaş, 50 yaş arası, 60 yaş arası bilmeyen çok az insan vardı yani. Bak demin güzel bir şey konuşmuştuk, o sırada kamera kapalıydı. Ben şey dedim yani, şimdi günümüzde çekiyorsunuz yine aynı konular mı, aynı senaryolar mı falan dedim. Bir şeyler yani, anlatmıştın, hoşuma gitti. Benim bir daha anlat abi. Şöyle, şu an eski varoş hikayeleri değil şu anda. Günümüze uyarladık yani bugünün hikayeleri. Niye? Günümüzde varoş yok mu? Hayır var da daha çok şimdi bu bilgisayar sistemi, telefonlar, ne bileyim başka tür ilişkiler falan. Teknolojinin getirdiği bir tabii şey. Tabii teknolojinin getirdiği. Yani Z jenerasyonunu da yakalar mı?
Nasıl? Yeni jenerasyonu, Z jenerasyonunu yakalar. Onun için zaten uğraşıyoruz ha. Yani. Z zor abi ya. Z'yi kim yakalıyor bilmiyorum. Yok yakalanır. Ama ben, kim yakalıyor Z'yi Allah aşkına? Ben bu arada senaryo okudum. Şöyle, 3 bölüm okudum. Akıcılığı güzelse. Ne anlarsın Z'yi yakalar mı yakalamaz mı? Ben Z'ye hakim olacağım. Bak şimdi biz, bak bizim dönemimizde de bir Z vardı yani. Muhakkak. O Z'yi biz yakalamıştık o zaman. Yani bu Z'yi de yakalarız. Yani akıcılığı varsa, konular güzel akarsa yakalanmama diye bir şey yok. Çünkü Allah. Yaşanmış hikayelerin hep böyle ilginç şeyi vardır. Bu bütün dünyada böyledir. Bugün Avrupa'ya gidin, bütün Avrupa'da en çok reyting alan yapımlar şeydir. Böyle yaşanmış hikayelerin film yaptığı, film yapıldığı hikayelerdir yani. Olabilir. Cahit abi demin dedin ya, üç türlü seyircimiz var işte, korkarak, ağlayarak ve gülerek izleyen de. Ben üçünü de yaşadım. Korktuğum da oldu çünkü yani bazen kötü öyle bir hani sen de kötü karakter oynadığın için zaman zaman hani oradan da hakikaten anlıyorum o insanların şeyini falan hani korkmasını. Hakikaten bazı bölümler aşırı çarpıcı böyle şey oluyor. Bazı bölümler biraz daha böyle hani benim belki bilmediğim konular olduğu için çok fazla. Çünkü bin türlü insan hali var. Bazen işte gülerek, gerçi ağlayarak çok şey oldu ama böyle şakaklar hani şey olur ya böyle ne denir? Karıncalanır şakaklar. Hani böyle ağlama hali değil de ağlamanın bir şey öncesi. Ne güzel tabir ya. Şakakların karıncalanması. Tabii tabii böyle bir şey gelir sana. Şakakları karıncalattırır mıydınız? Senin için şakakları karıncalattıran adam diyebilir miyiz? Her yerini karıncalattırırım adamı. Güzel. Güzel. Abi sana jelibon ikram etmek istiyorduk ama bugün yani... Abi jelibon biliyorsun bulundu rezervleri. Allah'ımıza çok şükür. 6 milyon dolarlık bir rezerv bulmuşlar. Açıkladı eski belediye başkanımız akşam. Evet, sağ olsun. Ama henüz ama daha dış güçlerden çıkaramıyoruz. Çıkaramıyoruz. 2023'te inşallah Lozan Antlaşması bitecek ya. Jelibonu çıkaracak çocuklar sevinsin. Tamam o zaman seneye masada hep jelibon yiyor. Bazı insanlar. Seneye böyle jelibonlar yani. Bazı insanlar ısrarla yardım çağrısı yapıyorlar ve biz onlara yardım el uzatmıyoruz sevgili arkadaşlar. bu ismini vermeyeyim ki başım fazla da bela girmesin. Ben vereyim. Zelih Böpçek. Okey tebrik ederim. Yani adamcağız gelin beni kapatın hastaneye diye. Lan ne yapsın abi, yani? Kesinlikle. Hayır böyle mesela 40 yılın başı böyle bir gaf yaparsın da sonra ay pardon dersiniz. Öyle de değil yani. Bu adam böyle sürekli ama peki sizce hakikaten ne kadar inanarak şey yapıyor, ne kadar bizimle dalga geçiyor acaba? Bunu bilebilir miyiz? Valla bana hep dalga geçiyor gibi geliyor. Çünkü çok çok abes yani. Çok abes şeyler söylüyor genel olarak. Yani bir bu... de ben şeyi hiç anlamıyorum. Bak siyasetçisin, bırakmışsın, bitirmişsin. Atıyorum seçilmemişsin, görevden alınmışsın. Üstten bir süre geçmiş. Ya bunca yılda bir çalışmışsın de... sanki böyle hiç şey değil ki. %0.3 oy alan bir şey gibi değil ki ya, anladın mı? Ortadan kaybolup sonra bir anda böyle... Sansasyonel giriş yapmayı da ben anlamadım. Yine işte, niyetime var. İlgi mi istiyor? Bu kadar basit mi? Ya ilgi istiyor bir ikincisi. Adam yani bazı insanların böyle içi kaynar. Bulaşmaktan zevk duyar. Maraza çıkarmaktan. O zaman bilerek kışkırtıyor diyorsun yani. Ya o, öyle bir yapıları var ha. Bazı insanlar öyle yaratılıyor. Yani devamlı size maraza yaratılıyor. Çıkarmak için yaratılıyor. İnce belliği ver şeye. İnce belliği. Tabii tabii. Niye torpilli var burada? Torpilli deli... sen al. Ben şunu ben alsam olur mu? Tabii. Evet bardaktan gelse hepsi nasıl farklı? Bir takım yapamadım yani. Bunu sevdim mi? Bu iğrenç bir şey benziyor mu? Güzel evet, değişik. Harika iğrenç bir şey. Bir saat diliyorum onun karşıma geçti. İğrenç bir şey. Hayatta en sevmediğim cips odur böyle. Yani bunlar böyle sağlıklı olacağım cipsi gibi cipsler. Bu şişmanlar da cips sesin diye yapılan bir cips. Yani kalorisi aşırı düşük. Nohut mohut var özünde galiba. Yok ya yalandır o kalorisi. Yazıyor abi üzerinde yazıyor ya. O yüzden. Ya altında minik minik yok ya. Aslında bununla düşük yazıyor. Yazıyor. Bu nohut çok az kalori. Bununla pişmanlamayacaksınız yazmışlar. Gerçekten mi? Vallahi. Hani gülüyorlar gülüyorlar falan filan yapılan işlere. Şimdi bizim o zaman da olanaklarımız yoktu abi. Bir kamera bir ışık. Yürür giderdik yani. Doğru. Ekip hep böyle gönüllü arkadaşlardı. Orada öğrendik işi yani açıkçası. Sette öğrendik işi. Yalan değil. Büyük özveriyle yapılan bir işti. İşimizi gücümüzü bırakıp oraya yöneliyorduk yani. Bizim için çok zevkliydi. İnanılmaz zevkliydi. Şeyi de hep söylerim ben. Biz de gülüyorduk abi. Hı hı. Ben bilmiyor muyum şu perdeyi kapayınca böyle gece olmayacağını. Biliyorum ama imkan yok abi. Girmişim eve çıkmak zorundayım kocası gelmeden. Evet. Evden yani. Bildiğimiz hale biz de bazı şeyler çok gülerdik yani. Hı hı. Set
kapanırdı gülmekten. Ama şey sanıyorlar bazıları da. Bizim haberimiz yok. Mümkün yani, değil. Andavalız biz. ama öyle yani düşünüyorlar. Ha, ne yaptığını bilmiyor, ne yapmış falan. Biliyoruz abi biz ne yaptığımızı. Bilmez miyiz? Abi zaten senin işte tweetlerinde, ne bileyim attığın şeylerde falan zaten hep böyle bir komedi şeyin var ama havan var ya. Yani. Ya ben gerçek kesten önce komedyendim. Ha, sahneye işte, çıkıyordum yani ben. Yani bir şey orada hani öyle zanneden de ne bileyim hiç tanımıyor olmalı falan. Yani komedyendim seni. Zaten ben. Gece kulüplerinde orada burada sahneye çıkıyordum. Tabii tabii. Hı. Yani ben ilk stand-upçılardan. Kötü adamlık yapıştı bana. Ben oynamaya başladık. Bir iki oynadım. Seyirci sevince bana yapıştı kaldı. Kötü adam oynamak da zor abi. Yani, oysa ki renkli gözlü çıtır çıtır çocuksun. Ya yok. Şöyle oynaman lazım ki sana kötü adam dayadılar. Ama bir dalinci gibi perişan mı oldum? Yok canım. Cüneyt Arkın olmalıydım. Abi, bak nasıl konuları bağlıyorum. Yok, Cüneyt Arkın oldum. Yani ben memnunum. Karakter oyunculuğu hakikaten güzel bir şeydir yani. Kendini daha çabuk hızlı geliştiriyorsun falan. Ben memnunum yani öyle bir karakterden. Cahit abi sen mi yazıyordun senaryoyu? Ben yazıyordum. Yani büyük bir kısmını ben yazdım ama birkaç arkadaş daha vardı öyle yazıyordu. Peki sen mi çekiyordun? Yok, yönetmenimiz vardı. Ama biz tabii hep beraber karar verirdik yani. Kolektif bir işti yani. Kolektif bir iş ya, bir ekip işiydi yani. Hı. Güzeldi. Cüneyt Arkın'a ne diyorsun? 85 ya, yaşında. Duayen. Onunla da anılarım var benim. Ben var onun mı? Battal Gazi filmlerinde falan figürandık yaptım. Karaca Bey arasında o zamanlar işte yani okul çağlarımız işte Hara diye bir yer var orada. Atların falan büyük bir geniş bir arazi orası. Bütün hep orada çekildi o koşma sahneleri falan. Onlar geldiği zaman ben o zaman Karaca Bey'de kalıyordum. Oraya gidebilmek için bir gün önce pamuk tarlasına gidip yevmiyeyle pamuk topluyordum Karacabey'den. O parayla sete gidiyordum. İşte örnek veriyorum. 100 lira pamuk parası alıyorum. Harcıyorum, oraya gidiyorum. Oradan 25 lira yevmiye alıyorum. Yani ama gönül abi yani doğru. Bir sinema aşkı vardı bende çocukluktan beri. Yani böyle sinema delisiydi. Ya bu sektörü ayakta tutan en büyük insan kitlesi zaten ona sahip olduğu için oluyor. Böyle para mı olmazdı mesela, örnek veriyorum. Gidemiyorum değil mi? Sinemanın yanına giderdim, kulağımı dayar, filmin sesini dinleyerek böyle kafamda filmi canlandırırım. O kadar müptelasıydım. Mesela sonra mesela bir film çıkıyordu. Film önce İstanbul'da oynuyordu, sonra Bursa'ya geliyordum. Bayağı bir sonra. Ben çıktığı zaman İstanbul'a atlayıp gidiyordum. Sırf o filmi izlemek için yani. Çok severdim. Çok şey okurdum. Bu o zamanlar Gırgır Fırt dergileri vardı bizim. Çocukluğumuzda. Evet, bir hatırlıyorum. Onlar efsane. Ben o yaşta onları müptelasıydım. Diyorlardı oğlum senin yaşına göre değil bunlar falan. Ben bayılırdım. Ondan sonra onları okudum, biriktirdikten sonra çıkarıp sinemanın önüne götürüp sererdim. Ucuza satıp sinemaya girerdim onlarla. Aa çok iyi. Dönüştürüyordun yani şeyi. Ya abi işte tam bir şeyim ben yani böyle. O işe tutkun bir adamım yani. İşte kader de önümüze çıkardı bizim bu filmi. Hala izliyor musun abi? Hala çok izler misin yoksa artık oynamaya başlayıcı oyuncu olduktan sonra şöyle, değişti mi? Ben daha çok gerilim, korku filmleri hoşuma gider benim. İzliyorum ya, evde oturup izliyorum. İşte. Gerilim, korku filmleri de şimdi Türkiye'de bayağı şey. Popüler. Her sene bir 3-5 tane çıkarıyorlar. Türkiye? Tabii. Ya, cinli cinli. Ha? Cin. Sıkılmış. Kızacaklar ama ben oynadım bir tanesinde ya. Yo zaten bayağı bir insan oynamıştır. Sen onlardan. Ya ben 2018'de Gerçek Eski Manyak filmini izlediniz mi onu? Hayır. Bir film yaptık. Onur Ünlü'yle bir sinema filmi. Hilal izledi onu galiba. He. Onu çekerken o arada bir korku filmi çekiliyormuş. Bana dediler abi bir rol var oynar mısın? Şu kadar verirseniz veririz dedi herifler. Para kazanacağız abi yani. Gittim öyle bir hoca. Bana vermişler bir senaryo tamam mı? Bir çuval dua. Bir de böyle Arapça lehçe şey. Ben dedim ne yapıyorsunuz oğlum? Lan ben kulüf Allah'ı zor öğrendim bu yaşıma kadar. 40 yıldır ezberlemeye çalışıyorum. Sen bana bunu falan
Ben dedim ağzımı kıpırdatırım, mır 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 filan yaparım. Yani. Tamam abi öyle yap dediler. Üstüne dublaj mı? Hoca dublajı mı? Yok, yok. Şey, anlaşılmıyor dedi. Ha, anlaşılmıyor. Yani, kadına okuyup bitiriyor gibi. İçine şeytan yani girmiş, kocası çağırıyor, alıyor geliyor beni. Gece yağmur falan yağıyor böyle. Ah kadın böyle. Bizim klasik şeytan yılların, tamam mı? Yılların filmi. Şş, ben okumaya başlıyorum falan, kalkıyor kadın. Sen de öleceksin ha. Ben pıdı 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 falan derken kurtuluyor kadın, geliyor beni alıyor savuruyor filan, cam aynadan cam koparıyor, arz vuruyor. Ben film başında mort. Hadi ya. Hangi film bu ya, bunu izleyelim çok merak ettim. Cini Ayet. Cahit abi yabancı mı izliyorsun korku gerilim daha çok? Yabancı tabii. Var mı böyle tavsiyen? Ben yeni başladım, ben çok korkardım, hiç izleyemezdim. Ben, son iki senedir falan sonra gerçek olmadığını anladım. Evet, size izliyorum. Mesela en büyük favorim benim çok eski bir film, Evil Dead. Hmm. Ha evet. O zamanlar birkaç şey de var onun değil mi? 1 2 3 falan var. Ben o ilk çıktı, ben video kulüp işletiyorum, tamam mı? Geldi. Video abi, kulüp işletmek ne demek ya? Video kulübüm vardı. Kaset kiraladım. Ha, VHS kaset kiraladım. Vay, şimdi, bayılırım. Az kiralamadık. Nerede? Bursa'da. Ha, Bursa'da. Şimdi o film geldi. Dedi ki adam, abi dehşet korkunç. İkaz et dedi verirken insan. Hmm. Hakikaten o filmden çok etkilendim dedi. Ben aldım, çoğaltmam lazım bunu, kiraya vereceğim ya. Hmm. Aldım eve çıktım abi. Yalnızım evde de. Eyvah. Koydum, kaydedir. Ulan böyle ben seyrederken abi bir kalkayım dedim. Benim yeğenin oyuncağı böyle at, küçük, yere düşmüş. Parmağımın arasına bir girdi. Hiç unutmuyorum ya, o film bende öyle bir anısı var yani. Lambalara mambalara açılsın. Bir baktım at. Korkmuştum yani, ben bile yani korkmuştum o filmde. Aynen, onu izledim. Bir de şey çok hoş, ben Son Durak filmleri serisi izledim. Yani adamın fantazilerine hayran kaldım, yazarın yani. Kardeşim. Ama şeye katılıyor musun? Giderek bozuluyor yani, bir çok iyi, iki biraz daha kötü falan, böyle bir giderek değil mi, bir sanki abi uzayan her şey bozuluyor değil zaten. Biraz öyle oluyor. Diziler de öyle, bilmiyor musun? Şimdi filmi izliyoruz, ondan sonra da oturup filmin arkasında, ya şurası hiç olmamış, zar zor zar, ya bırak be kardeşim, sen mi düzelteceksin ya, film bu ya. Hocam biraz bizimki ekmek film, ama bizimki ha, ayrı. Film olayı birazcık bir eğlence şeyinden çok din gibi bir şeye dönüşüyor, tarikat gibi bir şeye dönüşmeye başlıyor belki de yani. Tabii canım, sen çok benim şey bekliyoruz. Ya atıyorum mesela, şimdi mesela en son işte Cem Yılmaz'ın şeyi eleştirildi, edildi falan ya. Millet ikiye bölündü. Böyle şey mi olur diyenler oldu falan. Yani hakikaten yani hani izle, geç, beğenmedim de en fazla. Bir daha izlemezsin ne bileyim yani. Ama böyle millet alınıyor yani. Hani internette falan şey, bir özelliği var. Bakın. Otursunlar. O bölümleri bir izlesinler. Ondan sonra bir daha izlesinler. Ondan sonra bir daha izlesinler. Bir daha izlesinler. Emin ol, 5. izlemede başka şeylere rastlayacaklar. Cem Yılmaz'ın öyle bir zekası var. Evet. Bir seferde anlamıyorsun abi. Bir sefer, ilk seferde küfürleri duyuyor. Ona takılıyorsun. İkinci seferde arka plandaki esprileri görüyorsun. Üçüncü seferde başka bir şeylere gülmeye başlıyorsun. Beşincide artık filme gülmeye başlıyorsun. Belli küfürleri duymuyorsun artık yani. İlla aralıklarla bakmak lazım, doğru söylüyorsun. Tabii tabii abi, bak ciddi söylüyorum, bazı filmler böyledir yani. Mesela eskiden Top Secret miydi, Çok Gizli falan diye bir film vardı, yabancı filmler. Komedi filmler. He, Top Secret, tamam işte, Val Kilmer. Ha, evet. Uçak diye filmler vardı. Tabii, tabii. Onlar da öyledir mesela. Tabii. Filmi izle, ikinciyi izlediğinde arka planda olanları da kesinlikle görmeye başlıyorsun. Bazen ikinci izlediğinde daha çok biliyorsun. He. İlk şeyde anlamıyorsun. Biz onu çözemiyoruz daha. Yani tek bakımlık, baktık, bittik. Bir de abi neye, kime hitap ettiğini ve nasıl tükettiklerini bilmiyor insanlar. Mesela benim bir arkadaşım YouTube için dedi ki, ya dedi, çok ciddi bir şey yapmak. Ne ciddiyiz dedim ya. Bazen YouTube'da olan videoları insanlar, dedim ki bizim de öyle takipçilerimiz var, açıyor evde, temizlik yapıyor, bir şey yapıyor, yemek hazırlıyor ya da yemek yerken izlemek. Yemek yerken izlemek diye bir şey var. Benim var mı senin bilmiyorum. Şu anda 30 yaş altı herkes yemek yerken mutlaka bir bana şey bana atıyorlar gerçek kes izlerken yemek. Önde yemek var, burada tablet. Ben alışkın değilim mesela, bana ters geliyor. Ben hiç izlemem. Yemeğime konsantre olmayı seviyorum ama
Öyle bir şey var yani, öyle bir tarz var. Bir de mesela dijitale iş yapacak arkadaşlarımız var, senaryo yazalım, bilmem ne yapalım dijital için. Diyorlar ki çok ciddi, çok doğru düzgün bir şey olması lazım diye 5 sene falan düşünüyorlar. Yani dijitallere ilk başından beri hala düşünen arkadaşım var. Ya dijitalde şöyle bir şey var. Adamın bir şey, yok sana dememce. Adamın bir şey üretmesi, sunması lazım. İzlensin ya da izlenmesin. Bir içeriğinin olması gerekiyor. Ah evet, bazen ucuz olmuyor üretmesi gerekiyor. Bazen flash isimler koyup işte daha böyle şey yapması gerekiyor. Pahalı ve izlenir bir şey yapması gerekiyor. Atıyorum kulüp dizisi gibi Netflix'in. Sen biraz şeye başladın yani. Kariyer sistemlerine başladın da. Az önce konuya geri dönecek olursak. Bir de insanlarda çok fazla şey var. Bir şeyi izlediğinde anlamıyorsa veya beğenmiyorsa veya bir şey kaçırıyorsa hemen kabahati karşıya atmacılık da çok fazla var. Yani illa benim anlayacağım şekilde yapılmak zorunda. O var işte. Oysa eskiden böyle yani ben de hani biraz yaşım da genç diye belki ama hani bir şeyleri mesela anlayamadığım zaman onun o yarattığı boşluk bir gizem yaratırdı ve o gizemden de etkilenirdim. Aa burada hani anlamam gereken başka bir şey var falan diye o bir hayranlık duymamı sağlardı yani. Şimdi anlamadığın zaman alınmana sebep oluyor böyle yani bir millet kişiler alıyor değil mi? Bir dakika niye benim anlayacağım şekilde yapmadınız lan falan şeklinde. Erken de müthiş akıllı bütün filmleri ezbere biliyor izliyor ama kendinde hiçbir suç yok. Hep karşıdakinde gibi. Ben de. Abi bunu yapıyorsun evet. Değil mi? Evet. Sen de değil. Bizim manyak de... bakalım o da satılacak bir yere ama almış şey Tanay almış onu da. Grup halinde verecek onu da. Mesela manyağı yaptık Onur Ünlü'yle. Ben yazdım. Onur Ünlü'yle kafası o da bir şeyler kattı falan böyle değişik, fantastik bir şeyler. Bu da çok absürt bir film. Değişik bir film oldu. Anlatamadık biz biliyor musun onu? Ve şeye de anlatamadık. Köşe yazarlar, yani eleştirmenlere de anlamadılar filmi. İşte o filmde manyağı da 3 sefer izlemeler lazım. İçinde komedi var. Gerilim var. Hepsi var içinde. Anlayamadılar yani bizi. Bana dediler ki şeyden kopya etmiş. Ne o? Manyak, manyak değil de cinnet mi? Psycho mu? Psycho'dan he. Psycho'dan kopya etmiş. Hiç alakası yok. Ben İzmir'de bir asker arkadaşımın evinde kaldım. Orada gördüklerinden, iki günde yaşadıklarından yola çıkarak filmi yazdım. Ondan sonra dediler ki, annesi de çok bağımlı bir herif. Filmi şey yaptık, dediler ki, ya bir insan bu kadar bağlanır mı annesine, saçmalama falan dediler bana. Onun dedikten sonra bir hafta sonra Gebze'de herif annesinin mezarı başında intihar etti bir tanesi. Ben annem gitti ben duramam diye. Olmaz mı? Bunlar var. Var. Şimdi de şey çıkarmışlar geçen o ne on mu ne. Joker gerçek kesit manyaktan kopya mı diye. Çalıntı mı diye. Şimdi biz 2018'de yaptık onu. Joker 2019'da yaptı. Konu aynı. Abi kesin çalmışlardır. Bana bak. Ben de kesin. Konu aynı. Annesiyle yaşıyor. Saplantılı komşusu var, çocuğu var. Komşusuna sapla aşık oluyor. Benimki de öyle. Ya konu aynı, birebir gidiyor konu. Ben size bir şey söyleyeyim. Conan var ya, hani eski çizgi romanı falan olan şey. Onun orijinal yazarı 1920'lerde yaşamış adamın da hayat öyküsü bunun gibi biraz. Annesine takık, annesi ölüyor bir hafta sonra intihar ediyor falan. Yani böyle hani gerçek hayatta var aslında böyle çok ilginç, radikal, çok enteresan, sıradışı şeyler. Ben onu sen aktardığın zaman bu ya böyle şey mi olur dedirtiyor biliyor insana. Evet. Ama aslında yani yeri geliyor gerçek hayat o yazılan şeylerden çok daha uç olabiliyor gerçekten. Şimdi ben onun ikincisini yazdım. Aynen. Tabii tabii. Bak bugün internette şey yazıyordu. Yabancı bir şeydi, forum şeyinde. İşte Türk Star Wars filminin yıldızı vefat etti diye. Haa. Kim ya? Cüneyt Arkın. Dünyayı kurtaran adama Star Wars falan diye geçiyor. Doğru. Onu söylüyorlar. Yani böyle bir şeyimiz de yok değil. Var tabii canım. Meşhurluğumuz da yok evet. Değil. Millet çenek. Cüneyt Arkın'ın bütün şey işte Battal Gazi, Kara Murat işte o tarihi filmlerini hepsini izledim. İstisnasız. Ve ben bütün işte Cüneyt Arkın bir sürü janraya girdi. İşte ne bileyim gerilim filmleri de çekti, dedektif filmleri, aşk filmleriyle başladı falan zaten. Bir tane gene aksiyon filmi vardı ama kendisi gazeteciydi mesela. Ben o filme bayılmıştım. Böyle hani idealist böyle haber yapmaya çalışıyor, engel oluyorlar falan. Bir ara acayip fantastik filmlere girdi falan. Fakat en güzel dönem bence tarihi filmler dönemiydi. Tabii canım. Evet. Çünkü aksiyon Türk sinemasında evet. Belki de yani bizim için yani ben bile küçükken daha çıkmaya devam ediyordu. Bizim için çok enteresan bir durumdu. Ve böyle her şeyi kendisi yapmış.
Hatta sen iddia ediyorsun, sen mi Can mı iddia ediyorsun? İddia ediyor. Eli kopmuş. Eli kopmuş sette. Dikmişler falan gibi bir şey iddia ediyor. Bir yerde okuyor. Kitabında yazıyor. Kitabı var ya. Ya tamamen kop gitmemiştir de böyle belki. Ben iki tane şey öğrendim yeni bu bütün paylaşımlarda. Siz biliyor musunuz bilmiyorum. Önce bir sorayım bakayım, biliyor musunuz? Asıl mesleğini biliyor musunuz sinemacı? Biliyorum. Neydi bir laf vardı? Doktor. Ha doğru. Bunu... Bir de Cüneyt Arkın ismini, Arkın soyadını nereden aldığını biliyor musunuz? Arkın şey bilmiyorum. Doktorluğu şöyle. Ha galiba yabancı. Tıp okuyor. Başlıyor çalışmaya asistan olarak filan, hatta işte ihtisas yapmak istiyor filan, fakat hiç parası yok adamcağızın. Perişan merişan, kadro çıkmıyor bilmem. Dur diyor, bari bir askere gideyim. Askere gidiyor, dönüyor. Yine çalışmaya çalışıyor. Bir türlü şey açılmıyor, kadro açılmıyor filan. Kaçak kaçak çalışıyor, bir şeyler oluyor. Sonra lanet olsun diyor, yani yapamıyorum diyor. Sinemacılığa giriyor. Bu hikaye hayır, böyle. Hayır. Kendi anlatıyor. Hayır, röportajını izin. Askerken tanışıyor şeyler. Yönetmen. Ali Trefi ile. Askerken, o astsubayken. O zaman tanışıyor. Tamam, ne zaman tanıştığının önemi yok. Sonuçta doktor, ama doktorluk yapamadığı için mecburen bu işe giriyor bir nevi. Birincisi bu, ikincisi de gerçekten çok zorluk çekmiş ve hiç parası yokmuş ve çok kitap okumayı seviyormuş. Hatta işte Refil'e de kitap almaya giderken falan öyle tanışmış. Bir tane de kitap evi varmış. Bu kitap evi Cüneyt Arkın'a hep kitap veriyormuş. Ücretsiz. O da okuyormuş, geri getiriyormuş. Ve yayın evinin adı Arkın Yayın Evi'ymiş. O yüzden de onlara böyle bir hoşluk olsun diye kendine işte bu ismi seçerken Cüneyt Arkın ismini seçmiş. Çok hoşuma gitti. Ya ben mesela bu kadar maddi zorluklar çektiğini, aslında doktor olup doktorluk yapamadığını falan hiç bilmiyordum. Doktorluk, zaten... doktorluk ne demek yapamamış ya? Allah Allah. Ülkede çok mu doktor varmış? İstese yaparmış. Ben şöyle saçma şey oldu. İşte yapamamış o zaman. Çay var değil mi? Çay tabii. Kendi şey, yani kadro açmadıkları için herhalde ya çok ucuza çalış... Yani hiç geçiremiyordum. Hiç param yoktu falan diyor adam. Belki... Bilmiyoruz o zaman. Kan tutuyordur falan. Yok ya öyle değil mi? Şey, İstemiş de yapamamış. Şey de dediler ona. İşte Hollywood'dan James Bond rolü teklif edildi, kabul edilmemiş. Evet onu da dediler, doğru. Dil yoksa olabilir. O birisi şey için daha demişlerdi. Ama yani kim diyor, kabul etmemiş yani? Cüneyt Arkın mı kabul etmemiş? Ha. Ben milletime yararlı olacağım falan demiş hesapta. Ama yani James Bond rolü değildir belki. Yani peki filmde oynayacak ne bileyim ben, kötü adamdır. Cüneyt Arkın'ın, şimdi unuttum ama soyadı Arkın. Yine bir şey Arkın diye Avrupa'ya açıldığı bir ismi var. George Arkın. George mu? Yani George... Onu şey sen... yapıyorlar. Filmleri satınca o yabancılar değiştiriyor onları. Evet değiştirmişler. İsimlerini ve şeyler değiştiriyor. İş yapmış orada da yani. Biz yani burada aynı filmlerin işte George Arkın'la versiyonu. Ya şey, dünyayı kurtaran adam kült... Dünyada yani evet, ilk şey sıralarda var falan yani kült evet, filmlerde. İşte çok şaşırtıcı düzeyde bileni var yani. Ya, yurt dışında. Halbuki bayağı... Uçak Top Secret filmiyle falan yarışıyor abi. Yani işte, komediler. Evet evet. Pek öyle niyetle çekmemiştim olsalar. Biz tamam, lisedeyken şeyde bizim okulun orada şey vardı Beyoğlu'nda. Bir pasaj vardı. Anabala pasajı mı? Tam emin değilim ismine. Ama Atlas'ın yanındaki pasaj. Atlas pasajının yanında. Orada bir dükkan vardı. Oraya girince alt kata inerdik. Böyle kıvırcık saçlı, hırpani, şişman ve bir sürü kedileri olan bir adam vardı. Onda bütün bu eski filmlerin VHS'leri zaten vardı ama CD'ye çekiyordu. İsterse işte Killing İstanbul'da filan gibi filmler. Dünyayı Kurtaran Adam. Hatta Dünyayı Kurtaran Adam da Cüneyt Arkın değil de diğer adamın giydiği kostüm orada duvarda duruyordu. Bunu ben de biliyorum ya. Bunu bilir çok kişi. Şeyin karşısı işte o. Tam çarşıyı da anladım galiba ben. Anabala pasajı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Neyse biz giderdik gelirdik falan. Adama da o kadar şey yapmaz. Yıllar sonra bir tane karikatürde çay ister misin? Bu karakter adamı çizmişlerdi. Adam karikatürün karakterlerinden biriydi. Hangi şey bilmiyorum, unuttum şimdi ama bir gün bir baktım. Aa o adam ve kediler falan, o adam meğerse Cüneyt Arkın'ın kankası, bilmem nenin bir şeyi filan, o çizgi romancıların hepsinin kankası bir adammış meğerse. Önemli bir adam. Öldü sonra. Ben Yeşilçam'da da çalıştım. 83-84'lerde falan. İrfan Atasoy vardır. O da bir dönem böyle çok film yaptı. O da taklalar atan falan bir adamdı, aksiyoncu. Onun yanında falan asistanlık yaptım. Behçet Naşar vardı. Tabii. Onunla çalıştık. Sıcak su var. Mehmet abi çok acayip, hiç öyle bir adam değil yani. Elinde sigara yok, içki yok. Efendi gibi akşam oldu mu evine giden bir adam. Bardağı ama yani. Türkiye onu şey tanıdı, parçala Mehmet. Mehmet falan. Gülten. Orada şeyde,
Arka sokakta o figüranlar, o işte Arap Celaliler, ne bileyim yadigarlar falan var ya. Böyle sete, bir setten gelirler, başka sete götürürler onları. Gelirler böyle, giderler iki paket turşu alırlar bakkaldan, bir tabağa dökerler, ekmek alırlar, ekmek turşu. Yani adamlar öyle film çekiyordu, öyle yaşıyordu. Ve o filmler yüzünden hayatları kararıyordu adamlar, başka iş yapamıyorlar. Yani Beyoğlu'na adım atamıyor adam. Yadigar dediğin adam. Çıktı lan huaa etrafı. Yadigar ejder mi? Nehe. O da yazık çok şey, trajik öldü. Farklı öldü. Farklı falan. Yani kumuş. Abi turşu ekmek yiyorlardı diyorum sana ya. Turşu ekmek. Abi işte tutku bu yani. Bu bir tutku. Abi girdi mi? Girdap gibiydi o. Yeşilçam hepten. Şimdi her yerde görme ihtimalimiz var oyuncuları. Hmm. Televizyonda veya başka dışarıda. O zaman öyle bir yok. Sadece beyaz perdede görüyorsun. Evet, doğru. Senin için hani bak işte abi işte Tarık Akan sıçmaz herhalde falan. Şemel. Yani ciddi söylüyorum yani. Onu bile hayal edenler vardı. Böyle ilah gibi görüyorlardı onları. Mesela Hüseyin Peyda falan vardı. Böyle hep şey filmler böyle. O böyle gelirdi her akşam en büyük zevki. Orada bir ufak restoran vardı, köfteci. Gelir, her aynı hareket otur. Yap bakalım bir ciğer bana. Şarap. En büyük zevki. Ooo ciğer orada. Şarap. Çalıştım ben o zamanlar orada. Bir buçuk sene falan takıldık öyle. Sinema aşkı var ya. Ondan sonra döndük işte tekrar gerisi geriye. Sonra işte o sinema aşkıyla videocu. O zaman video kaset olayı çıktı. Ben de tanıyorum ya o çevreyi. Oradan bana yardımcı oldular falan. Açtık dükkanları falan. Daha sonra işte yine komedyenlik, momedyenlik muhabbeti. Hayatım benim de öyle geçti ya. Yani pamuk tarlasından pamuk toplayıp figüranlığa gitmekle başladı. Sinemada film izlemekle başladı ve bu yaşıma kadar sinemayla hep. Hep şey, bana evden hep derler işte, oğlum sigortalı bir işe gir. Klasik. Ama gir bir fabrikaya bir. İlk defa duyuyorum. Hiç de demezler böyle. Eskiden derlerdi. Yok be abi, hala diyorlar ya. Hala diyorlar. Anne baba değişmiyor. Beni 15 yaşında lise öğrencisi, 16 yaşında çocukla tanıştırıyorlar. Tiyatrocu olmak istiyor. Allah kahretsin. Barış abisi bir şey böyle olmasın filan. Ama hayır şöyle yani. Mesela 18 yaşında biri geliyor bana diyor. Ben işte tiyatrocu olmak istiyorum diyor. Ben diyorum iyi düşünüyorum. Bence yapma. Git bir fabrikaya gir. Sen şimdi öyle diyorsun da. Çocuk, ben öyle diyorum artık. Çocuk görüyor. Adam dizide oynuyor. Bölüm başı 500 bin lira alıyor. İşte ama hepsi ondan ibaret zannediyorsun işte. Yani. Ama niye ben diyor. Ben niye gelemeyeyim oraya? Evet. Bu bir hayal abi, evet, yani doğru. Bu bir şey, biraz düşünce. Evet. Cahit abi peki, bu sektöre başlayalı böyle ya şununla keşke çalışsaydım, hiç çalışma fırsatı olmadım dediğiniz biri oldu mu? Bulmadım. Vallahi Tarık Akan'ı çok severdim ben de Yılmaz Güney. Hani keşke hiç yan yana gelseydim. Peki o zaman şöyle söyleyeyim, daha şakacı bir tarafından yaklaşalım. Tarık Akan, Yılmaz Güney, iyi oyuncular filan söylüyorsun. Evet. Şöyle hastası olduğun, çok güzel dediğin, yakınlaşma sahnelerimizin olacağı bir hanımefendi olsaydı, tutsaydım şu elini bir öpseydim. Müjdar. Ha. Ha. Gençliğimizde. Buralara gelelim. Bak, ben ilkokula gidiyorum. Abi Emel Sayın'a aşık oldum. Kim olmaz abi? Bak, bütün Türkiye'yi biliyor. Yemin ediyorum ya. Böyle artık yattık. Allah'ım ne olur. Böyle bir şey oldum yani böyle. Aradan yıllar geçti abi. Kadınla aynı diziye düştük. Oo. Makyaj odasında yan yanayız. Dedim Emel Hanım ya, ben size bir şey itiraf edeceğim. Buyur dedi. Kadın dedim, 200. kez duruyor. Ben dedim size sırılsıklama aşıktım dedim. Öğrenciye. Yemin ediyorum yani şu anı dedim. Birebir yaptı yalnız. Şu anı dedim hayal bile edemiyordum. Demek ki dedim bu dünyada olmayacak hiçbir şey yok. Seninle dedim yan yana düştüm yani. Onu hiç unutmam. Sonra küçük şakacı sahneleriniz oldu mu? Yok ya işte. Ne oldu, set iptal mi oldu? Bir şey oldu. Makyaj odasında kaldık. Ha. Mehmet Ali Erbil'le bir sitcomu vardı. Aa, aşkım aşkım. Ha, orada. Şakacı bir setti o, evet. Ha, bayağı şey, ben hatırlıyorum aşkım. Tabii. Yeni bir
İş. Ne dediğim bizim işte gırgır bir şey. Lisem lise yollarımız. Zaten orada bir kadın var değil mi? Evet. O diziydi o. Ha aynen aynen. Zaten orada kimdi o kadın? Ayumi Takano. Ha bizim yerli. O dönem. Çabi'den önceki. Tabii Çabi'den önceki şeyimiz. Karşısında da bir şey var. Karadenizli Hakan Bilgin. Ona aşık. Bir de Engin Günaydın var. İçeride çekerken klima da vardı orada. Ya, kütür bana kütür. Bana patladı kafa? Son ses açıyor. Sen patlamadın da son 1-2 aydır böyle yapıyoruz. Evet. Ama buranın gerçekten samimiyeti ayrı ya. Buranın tadı ayrı abi. Ama mutfaklar hep öyledir biliyor musun? Evlerde de öyledir. Evet. Ulan içeride oturmazlar hep mutfağa gelir. Mutfak biraz genişse Allah. Mutfakta oturmanın zevki nedense evet. Başkadır yani. Bir kapı önü muhabbeti çok evet. Sevilir, bir mutfak muhabbeti. Ben ama hayatta en yani, sevdiğim şey böyle mutfak. Ben mesela evimde böyle mutfak olsa buradan çıkmam yani net. Allah Allah herkes yani. Böyle mutfak ister evinde. Manyak mısın sen? Geniş. Şey gibi salomanje derler ya mutfak anje gibi burası. Salomanje. Bizde de şey olurdu. Ne bileyim. Hani annem yemek yapardı mutfakta. Orada otururduk. Biz zaten salona girmek yasaktı falan. Öyle evler eskiden tabii, öyleydi tabii. Ya. Eskiden salon sadece misafirlerin kaymağını yediği bir bölgeydi. Evet. Diyorlardı mesela. Ve bilerek rahatsız koltuk oluyordu ki çok da oturmasın bence. Öyle mi? Tabii. Hani böyle üzerinde uzanacak koltuk değildi onlar mesela. Yani hani bana da izleyenler diyecek verip durmadan tükürüyor. Öyle mi? Biz 10 numara... Kek yapmışsınız yani. Olmaz ki. Keki ayıp ki yaptı. Canım eline sağlık. Eline sağlık. Şöyle söyleyeyim Cahit abi. Bazen bir arkadaşımız geliyor. Bir basiretimiz bağlı. Hiçbir şey söylemiyoruz. Kupkuru. Su dahi yok. Perişan. Burada 2 saat dolaşıp böyle. Soğan veriyoruz. Perişan olup gidiyorlar. Hadi be. Bir kez de bir kez de buraya kardeşime bir su verin bari dedi. Ne biçim sofraya dediler sofraya. Biz sana bugün özel örtüden, dönemsel örtüden, bak 90'lar örtüsünden... 90'ların kötü cipslerinden, 90'ların kaliteli kekinden, her şeyinden. İnce belli bardak. İnce belli bardak. Tabii abi sarı bıyığı burada konuk etmek kolay iş mi ya? Bir yıldır bu anı bekliyorduk. Sen bize bir mesaj videosu sette çekmiştik ya. Geliyorum dedi. Geliyorum diyeli bir sene oldu. Doğru valla. Dedeler Sofrası diye bir YouTube kanalı varmış. Onları Bursa'ya bekliyorum. İç mağa götüreceğim onları.